Rako, Rico diyoruz. Kakoşlara selam gönderiyoruz. Tamam. Tako, tuko, Rico. Okey abi, maalesef. Tako, Rako, Rico diyoruz. Bakır işçiliğinde Antep bir numaralıdır. Bizimkine sarımsak var. Burası Tako, Rako, Rico diyoruz. Gaziantep'teyiz. Evet. Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra yine özel bir bölümle karşınızdayım. Şu an evlerinize doğduğum topraklar olan, memleketim olan Gaziantep'ten misafir oluyorum. Bildiğiniz gibi dünyanın dört bir yanına gidiyoruz. Burada yaptığımız çok özel röportajlar oluyor ve Türklerin hayatını anlatıyoruz. Bugün bu videoda konuğumuz, memleketime konuk gelen misafirimiz, sizin de yakından tanıdığınız ünlü fenomen, Kolombiyalı dönerci, orijinalinde doğum yeri Elazığ'da olan Fuat Usta olacak. Çok güzel bir bölüm olacak diye düşünüyorum. Önce ufak bir sohbet yapacağız. Daha sonra bol yemeli içmeli, kültür dolu bir video olacak. Videoya geçmeden önce yorumlarınızı esirgemeyin lütfen. Az çok demeyelim, boş geçmeyelim. Ufak bir emoji olur, nokta olur, virgül olur. Çünkü ne kadar çok yorum beğeni gelirse o kadar çok kişiye ulaşırız. O zaman ne diyoruz? Hayat Evalara Prodüksiyon Antep, Gaziantep sokak lezzetlerini sunar efendim. Bugün şansımıza Antep'te yağmurlu bir hava var. Şu an eski Antep, daha doğrusu Gaziantep Kalesi'nin etrafındayız. Ve yanımızda ünlü konuğumuz Kolombiyalı dönerci fenomen Fuat Usta. Fuat abicim hoş geldin memleketime. Hoş bulduk kardeş. Nasılsın abi? Allah razı olsun, sağ ol, teşekkürler. Sen nasılsın? İyi valla. Çok şükür. İnşallah. En son Dubai'de görüştük. Evet, en son Dubai'deyiz. Kaç ay oldu? 5 ay oldu değil mi? Evet. Ne yapıyorsun Fuat abi, ne var ne yok? Vallahi ne yapıyorum abi? Evdeyim, çarşıya, çay ocağına böyle dolanıp duruyoruz. Devam diyorsun. Evet, devam. Yine Dubai'ye döneceğiz Allah'ın izniyle. Ne zaman geldin Fuat abi? 3-4 ay oluyor herhalde. Hadi ya. Evet. Bayağı olmuş. Evet, aynen. Ne zaman nasipse dükkanın açılışı Fuat abi? Az kaldı diye biliyorum. Yani vallahi az kaldı. Yer güzel bir yer yani. Evet. Benim patronlar. Ben de gördüm orayı. Evet. Yeni bir yer açıyorlar. İnşallah hı-hı, orada yer alacağız. Buradan onlara da canı gönülden Dubai'ye, abilerime, patronlarıma buradan canı gönülden selamlarımızı gönderiyoruz. Eyvallah. Onlardan gurur duyuyoruz. Bize de selam olsun. Dükkanın ismi ne olacak Fuat abi? Vallahi dükkanın ismini bilmiyorum yani. Onlar sürpriz nasıl karar verirse de yani. Evet. Ben biliyorum aslında dükkanın ismini de Fuat abi sürpriz dediği için burada evet, paylaşmayalım o zaman. Allah razı olsun. Eyvallah. Teşekkür ederiz abi. Evet. Fuat abi. Abi can. Cansın can. Her yerde tanınıyorsun Fuat evet, abi. Benim memleketime geldin. Evet. Şimdi ilk tanıştığımızda sen de Kolombiya'da buluştuk. Araba bak geçerken diyor ki dönerci abi. Aynen. Vallahi ya. Kolombiya'da buluştuk. Evet, oradan evet, Bosna'ya gittik. Evet. Bosna'ya, Elazığ'a geldik. Evet. Dubai'ye. Şimdi aynen, Antep'teyiz. Aynen. Antep. Nasıl buldun Antep'i? YouTube'dan da bana diyordular gel 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 de. Evet. Yani bayağı burada sevenlerim de var. Allah razı olsun onlardan. Senin davetiyen üzerine, sevenlerimizin davetiyesi üzerine Antep'e geldik. Gerçekten de Antep'i böyle gerçekten ben böyle bilmiyordum. Yapma ya. Vallahi nasıl diyeyim Antep. Çok gelişmiş değil mi? Ya Antep çok gelişmiş. Bir de insanları güzel. Yani yemekler anlatılmaz güzel. Yaşanması lazım yani. Yemekler 10 üzerinde 10. Yapma aynen, ya. Evet. Herkesin aynen, gelmesi lazım bence değil mi? Aynen. Herkesin gelmesini istiyorum Antep'e. Herkes gelsinler. Ailece gelsinler, görsünler. Gerçekten de çok güzel bir yer. Vallahi eyvallah, evet. Peki Fuat abi, çok beğendim ben. İzleyicilerimiz uzun zamandır seni merak ediyordu. Yaklaşık evet, 6 aydır da video yapmıyorduk. Evet. Sormak istedikleri birkaç tane sorular var. Bugün sana onları soracağım evet, ben. Evet tabii. Sorabilirsin. Şimdi abi, ünlü olduktan sonra yaklaşık evet, 2022 yılıyla 2001 yılında 150 milyona yakın izlendi videoların. Evet. Birçok televizyonlara çıktın, ulusal gazetelere, röportajlara konuk oldun. Hayatında neler değişti ünlü olduktan sonra Fuat abi? Abi benim sadece tanıyanlarım çok oldu. Evet. Ama benim aile hayatımda, ev hayatımda hiçbir şey değişmedi. Hiçbir şey değişmedi. Sadece benim çevrem çoğaldı. Evet. Yine aynı insanım. Aynen o şekil. Böyle havalı mavalı değilim. Kendimi bir şey görmüyorum yani. Tekerde de diyorum hava zirvede var. Zirvede görmüyorum diyorsun aynen, yani. Aynen zirvede görmüyorum. Eski aynen Anadolu şey, çocuğu Fuat diyorsun aynı. Kendim yani benim için mesela adam diyor fenomen. Hatta ben bir gün oğluma da sormuştum. Ya dedim Ali dedim bana fenomen diyorlar, bu fenomen nedir? Yapma ya. Oğlumdan sordum. Allah'ıma ya. Valla. Aynen böyle. Vay be. Yani fenomen oldum diye hiçbir şey bende değişmedi. Aynen o şekilde. Değiştiremez diyorsun yani. Ama önemli olan karakterdir. Para, pul, mal, mülk, şan, şöhret, güzellik. Bunlar gelip geçicidir. Değil ama mi? Merhamet kalıcıdır. İnsanlık aynen, önemli abi. Aynen. Merhamet kalıcıdır kardeş. Senin aynen, için parayı buldu diyorlar. Var mı öyle bir şey? Yok, benim parayı buldum diye bir şey yoktur. Benim elimden tutan abim vardır. Allah peygamber razı olsun. Dubai'de patronlarım var. Dağ gibi benim sırtımda. Onların sayesinde işte yediğim, içtiğim, evimi geçindiriyorum.
harcım harcımı her şeyimi karşılıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Çünkü Dubai'ye işimin başına döneceğim Allah'ın izniyle. Bir YouTube kanalın var. Oradan evet. Gayet güzel bir lüks bir hayat aktarıyorsun bize. Evet. İş ortakların sayesinde oluyor bildiğim kadarıyla o yaşadığın hayat. Sana yardımcı oluyorlar orada. Bütün düzenini kurdular Dubai'de. Evet, Dubai'de bütün düzenimi kurdular. Allah peygamber razı olsun onlardan, abilerimden. Onlardan da gerçekten de yani gurur duyuyorum. Adam gibi adamlar Allah bana gönderdi. Allah onlardan razı olsun. Eyvallah. Peki şunu diyebilir miyiz? Artık dönerci Fuat Dubai'de. Evet. Dönerci Fuat artık Dubai'de. Evet diyebilirsin. Çok güzel ya. Vallahi evet, abi. Seviniyorum ben Fuat Allah abi. Allah razı olsun abi. Kolombiya'da döner satıyordun tezgahta. Evet. Tavlada. İki yıldır tezgahta. Yani gitmediğin evet. Yerde kalmadı. Aynen. Dubai bence güzel olacak diye düşünüyorum ben. Ben de güzel olacağını düşünüyorum. İlk gittiğimde bir şeyler bilmiyordum Dubai'de. Şimdi tabii daha tecrübeli oldum. Daha da kendimi toparlayacağım. Daha da işime kendimi vereceğim. Evet. Yani dört dörtlük Dubai'de sarılacağım işime aynen o şekil. Sadece döner mi satacaksınız orada? Dönerin haricinde başka yiyecekler olacak mı? Başka yiyecek. Dünya mutfağı ne arasan yapma var. Ya. Aynen. Yer çünkü çok büyük. 5000-6000 kişilik bir yer diyebilirim. Aynen o şekil. Vay be. Evet. Antep'te de bayağı tanınıyorsun Fuat abi. Dün akşam seninle gezdik biraz. Antep'te beni tanımayan, tanıyan full tanıyor. Değil mi? Evet. Herkes tanıyor. Bir de senin de Antepli olduğun için evet. İbrahim. Sen de beni Antep'te gerçekten ön plana çıkarmışsın. Eyvallah. Allah senden de razı olsun. Senin sayende tanıdık. Antepliler biraz kandır. Önce de gördün zaten. Araba geçerken o dönerci abi diye bağırdı. Gerçekten de çok güzel. Yani güzel bir duygu. Arabanın geçerken o dönerci abi demesi. Evet. Yani beni etkiledi gerçekten de çok şunu güzel. Şunu söyleyebilirim. Dubai sana yaramış ha. Vallahi kendine abi, gelmişsin biraz. Yüzün gözün böyle açılmış. Abi ben şimdi Dubai'nin sayesinde ayakta duruyorum. Çünkü onlar benim harcığımı her evet. Şeyimle ilgileniyorlar. Elimden tutmuşlar. Onlardan olmasa ben yokum. İlk zamanlar doğru. Benim biraz acemiliğim vardı Dubai'de. Tabii şimdi pişmiş. Ortama alışma sürecin. He, şimdi pişmiş durumdayım. Farklı bir Fuat Usta olarak Dubai'ye geri gidiyorum. İlk zaman bir şey bilmiyordum. Peki aynen. İzleyicilerin en merak ettiği sorulardan bir tanesi. Neden Türkiye'de çalışmak istemedin, dükkan açmak istemedin? Sonuçta artık tanınan bir insansın. Türkiye'de çok insan beni aradı. Ortak yapalım, dükkan açalım, evet. Para verelim. İsim senin, para bizim, bu şekilde çalışalım. Aradığım adamı bulamadım. Aradığım adamı bulduğum sadece bir insan var. O da Dubai'de abi. Hadi ya. Evet. Milyonlarca adam beni aradı. Çok insan aradı seni. Milyonlarca. Kimi diyor katrilyonum var, kimi diyor milyon dolarlar, kimi diyor iş yapalım. Kimi diyor abi buraya gel, beraber ortak olalım. Benim yerimin Dubai olduğunu biliyorum. Arayanların hepsi Rüzgar aynen. Değil mi? Evet. Arayanlar çok Rüzgar, aynen o şekil. Dubai'deki ciddi, yani lafını yemeyen biri olduğunu biliyorum. Çok güzel aynen. Ya. Aynen. Sabrediyorum. Başkası olsaydı şimdi 4 aydır evdeyim, sabrediyorum 4-5 aydır. 4-5 aydır evdeyim, harcığımı da gönderiyorlar Allah razı olsun. Evet. Başkası olsa der ki adam yalan attı baksana. Ama doğru. Bende yok. Ben adama güveniyorum. Dubai'deki adam benim elimden tutmuş adam gibi adam. Çünkü sen aynen. İnsan sarrafı bir abimizsin. Evet, pişmişim de artık. Kaç tane ülke gezdin. Evet, aynen. Benim için en önemli olan şey sabırdır. Abi de sabırlı adamsın. Aynen. Abi. En önemli olan şey sabırdır. Allah'ın yanında mal, mülk, para, pulcu yoksa çok. Aynen. Kolombiya'yı özlüyor mu Fatih abi? Kolombiya'nın neyini özlüyorum? Kolombiya'yı özlemiyorum desem yalan olur. Evet. Ya böyle filmlerde heyecan oluyor ya mesela. Nasıl diyeyim? Aksiyon gerilim. Rambo'nun bir filmi var. Ya, heyecan, aksiyon. Onu özlüyorum mesela. Değil mi? Tehlike var. Yolda gidiyorsun ya acaba ne zaman soyulacağım? Ne zaman bıçak çekecekler? Ne zaman bıçak çekecekler? Acaba ne zaman çatışma olacak? Aynen böyle yani. Acaba önümü mü kesecekler? Aynen bir şey. Adam bak, ben mesela bana diyor ki saat kaç? Time dedi. Ben de telefonu çıkardım. Gösterim dedim. Time 10. Bu sefer telefonumu gasp etmeye çalışıyor. Hem saati soruyor. Hem saati gösteriyorum İbrahim. Hem de bana diyor ki telefonunu ver bana, bu gasp etmeye çalışıyor. Allah yani Allah. Bunları yaşamak lazım. Dubai yani diyebilirim adrenalin şehri. Aynen böyle. İnsan o... Ya bıçaksız eve gitmemişim ya. Ha ya senin döner bıçağın var. Allah'ıma kitabıma bıçaksız eve gitmemiş. Desen korkmadım abi. Tabii korkuyorum. İnsan korkuyor. Ama alıştığın zaman o heyecan da güzel yani. Değil mi? Aynen. Evet. Yani yaşamak güzel yani. O heyecanı tatmak, yaşamak, gezmek aynen o şekil. Senin bir koruman vardı orada. Makito. Makito ha? Makito Grito. Makito Grito oradadır. Aynen. Arıyor mu seni? Yok aramıyor. Onun WhatsApp'ı da bende yapma yok. Yapma ya. Eğer yolum düşerse onu nerede bulacağımı zaten biliyorum. Sanayide yerinde. Aynen. Sanayide aynı yerinde. Yıllardır orada büyümüş. Hadi yetişmiş ya. Büyümüş. Evet.
Aynen orada. Makito Krito senin sağ kolunda orada değil mi? Makito benim sağ kolumda çünkü niye? Arabayı ona bırakıyordum her şey. Ya kartel de olsa beni seviyordular ya. Aynen böyle. Yani kısa zamanda adamlar beni sevdi yani. Geldiğim zaman da dediler gitmeyin. Yani gitme diyordu Türkiye. Bizim yanımızda kaldı. Çok zor günler geçirdin orada değil mi Fuat abi? Tabii çok zor günler geçirdim. Aynen. Benim zor günler geçirmemin nedeni birkaç tane Türk vardı orada. Onlar da şimdi oradan kaçmışlar evet, sana. Evet, doğrudur. Oradan kaçıp başka ülkelere gitmişler. Neden kaçmışlar? Sağ solu çarpıp kaçmış gitmiş. Doğru, aynen çok var. Şekilde. Dünyanın her yerinde var o ya Türkler aynen, abi. Aynen. Boş ver Fuat abi. Geçmişe çok takılmamak lazım bence. Aynen. Yeni yeni sayfalarımız var. Aynen. Aynen. Allah'a şükürler olsun. Çalışıyoruz. Taco Rako Rico diyoruz. Alın teriyle gidiyoruz yolumuzu. Aynen. Peki sürprizi açıklayalım. Oğlun geri döndü galiba. Evet. Kore'deki oğlum 8 yıl sonra geri döndü. Zorla getirdim. Evet. Çıkışta da çok zor oldu. Ödeme yaptık. Yani kaçak evet. kalmışsın ya. Bir miktar para ödemesi lazım. Sağ olsun benim patronlarım yani bana para gönderdiler. Evet. Oğlumun biletini her şeysini ben karşıladım onların sayesinde. Hı-hı. Yani benim oğlumun Türkiye'ye gelmesi yine benim patronumun sayesindedir. Sağ olsunlar. Herkesin içinde bir derdi vardır. Kimse bilmez. Evet. Kimse kimsenin sorununu bilmez. 11 yaşında orada bıraktım. Geldi 20 yaşında. Ama bu kafam olsaydı bırakmazdım. Yapma ya. Evet bu kafam olsaydı bırakmazdım. Niye? Vicdan azabı çekiyorum. Ufak bir çocuk bırakılmaz. Aynen bu şekilde. İnsanlar sana çok kızıyordu biliyorsun tabii değil mi? Biri de çıkıp da bana demek ki ya oğlunu niye bıraktın getirsene. Evet. Bende de bu kafa var oğlumu bırakmışım ama. Hayatı öğrensin. Ya, hayatı öğrensin. Mesleği olsun. Koreceyi öğrensin. Dili olsun. Sanatı olsun. Yetiştirsin kendini. Ama bunlarla da olmuyor yani. Değil mi? Evet. Para lazım abi. Aynen. Bir de sen orası pahalı bir ülke. Pahalı ülke. Kimse elinden tutmuyor. Son zamanda oğlum çok perişan oldu. Yapma ya. Aynen. Evet. Mesela oğlum soruyorum işe gidiyorsun diyor he. Yemek yedin mi? Evet baba. Orada oğlum gerçekten de orada biraz yıpranmış. Çok yıpranmış. Evet. Ama babasına, annesine söyleyemedi ki işte hadi ben ya. Burada durumum iyi değil, kötüyüm. Söyleyemedi yani. Dedi annem üzülmesin, babam üzülmesin. Üzülmemizi istemiyor. Ha, üzülmemizi istemedi. Yıllarca böyle bu şekilde orada kaldı. Geldiği zaman bana anlatmasına gerek yok. Zaten ben baktığım zaman anlıyorum. Ne çektiği, ne çekmediğini ben anlıyorum. Aynen bu şekilde. Belki de aç kaldı. Doğru. Aynen. Peki evet. Ne yapacaksın şimdi götüreceğim yana Dubai'ye? Abi nereye gidersem gideyim asla yanımdan ayırmayacağım. Evet gözün gibi bu saatten diyorsun. Sonra oğlumu çocuklarımı asla yanımdan ayırmayacağım. Yani nereye gittim oğlumla çocuğumla beraber gideceğim aynen o şekilde. Öyle olması daha iyi. Tabii işe adapte oluyorsun, kafan rahat. Sana yardımcı olurlar. Aynen, evet. Elinden de iş geliyor benim oğlanın. Dönerden anlıyor, hamur mamur işinden anlıyor. Bayağı yani, o da kendini geliştirmiş yani, evet. Süper abi, sevindim. Allah razı olsun. Bu sabahın erken saatleri. Evet, hava yağmurlu biraz. Karnımız aç değil mi? Evet tabii. Bir şeyler yiyelim. Tamam, sıkıntı yok. Antep'in her şeysi güzel zaten. Zaten aynen. Sağımız, evet. Solumuz, önümüz, arkamız kebapçı. Yani Türkiye'nin gastronomi şehri diyelim. Evet, aynen o gastronominin şekilde. Başkenti burası. Gastronominin başkenti, evet. Gastronominin şimdi başkenti. Onu söylüyoruz ama Güneydoğu'da evet. Birçok güzel şehir var. Diyarbakır'ı, Mardin'i, Urfa'sı, ama, Batman'ı. Evet, doğrudur. Olay çıkmasın. Hepsi güzel. Olay değil. Ama benden sorarsan, ben mesela bir Elazığlı olarak evet. Kakuşlar diyarından, benim kendi bilgi edindiklerime göre, mesela Türkiye'de diyorlar ki, gastronominin başkenti Antep'ti. Evet doğru. Bunu ben kabul etmişim yani. Fahri Anteplisin o zaman sen de abi. Tamam biz de Fahri Antepli olalım o zaman. O zaman memlekete hoş geldin. Sağ ol abi teşekkürler. Yeme içmeye başlayalım hadi İnşallah, abi. İnşallah her şeyin hayırlısı. Haydi abi. Fuat abi ne yiyelim? Kebapla mı başlayalım? Vallahi ne yiyelim? Abi Antep'ten ne yiyelim kardeş? Biri birinden güzel kardeşim. Yemin içeyim. Biri birinden güzel kafayı yedim yani ben. Ya biz yaşamamışız yani ha. Yemin. O zaman şöyle vallahi. Yapalım. Yemekçiler Sokağı'na girelim. Önümüze çıkan bütün mekanlara girelim teker tamam teker. Tamam abi. Haydi abi. Eyvallah. Burada da Gaziantep yazımız. Kale bölgesindeyiz şu an. Şansımıza bugün hava soğuk biraz Antep'te. Ama kalın giyindik abi sıkıntı yok. Kışın kendime memleketim diye demiyorum. Antep harbiden bir başka güzel. Mutlaka gelip görmelisiniz. Özellikle böyle günübirlik yemek turu falan yapabilirsiniz. Seviyoruz Antep'i. Burası kalenin etrafı arkadaşlar. Sol tarafta Antep Kalesi restore edilmiş. Çok güzel bir görüntüsü var. Özellikle akşam saatlerinde ışık aryancı müthiş manzarası oluyor. Burada bakırcılar ve yemeniciler bulunuyor. Yöresel Antep terlikleri, ayakkabılar böyle yemeni diyorlar buna.
bıçakçılar yine aynı şekilde burada. Vallahi burası eski Antep bölgesi. Nereye abi? Burası. Kale eski. Tabii eski Antep kalesi. Yaz aylarında böyle buraya gelip zeytinciler falan duruyor. Yeşil zeytin satıyorlar. Vay be. Tabii burada. Aynen. Bak burada hep şarkütericiler, peynirciler. Oo. Antep peyniri. Dün yemiştik ya Antep peynirli fıstıklı pide. He. İşte bundan yapıyorlar Fuat abi rendeli. Yani bu tuzsuz peynir. Tabii yani. Tuzsuz Antep peyniri bu. Vay yöresel. Be. Her şehirde var ya Diyarbakır'da, Elazığ'da evet, falan. Evet, evet. Buradaki de böyle abi. Diyarbakır'da çok. Bizim kapalı çarşıda da var. Değil mi? Elazığ kapalı çarşı var ya. Gitmiştik. Evet, birlikte gittik. İzzet Paşa'nın. Aynen, oradan. Aynen. Güzel de Elazığ ha. Süper de. Kankoşlar diğer Elazığ. Elazığ'a selam olsun buradan. Buradan Elazığ'a selam gönderiyoruz. Elazığ'a taco, rako, rico diyoruz. Kankoşlara selam gönderiyoruz. Adamsın Antep'ten abi. Selam olsun. Eyvallah. Bakacağı çarşısına doğru ilerliyoruz şimdi arkadaşlar. Burada böyle turşuluklar falan. Antep'i çok seviyorum harbiden. Ben çok gelip gidemiyorum açıkçası. Yılda bir veya iki defa. Ama her geldiğimde burada 5 kilo rahat alıyorum yani. Bak bundan şalgam avucu. Fuat abi. Antep biberi. Acı. Kolay gelsin abi. Taco, tuco, rico. Okey abi. Vay 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 kardeşim. Aynen. Başka seni arıyorum. Eyvallah eyvallah abim ben. Eyvallah sağ ol. Teşekkürler abi. Sıkıntı yok. Eyvallah abi. Kayıtta problem var mı senin için? Yok. Eyvallah. Nasılsınız abi? İyi. Birer çay içiyoruz. Allah razı olsun. Sağ ol, baş sağ olsun abi. Sağ ol, teşekkürler. Abi ne yapalım abi? Geldik Antep'te ne diyoruz? Taco, rako, rico diyoruz. Değil mi abi? Aynen öyle. Bir şeyler içelim size. Eyvallah. Çekim yapıyoruz. Dönüşte uğrarız abi. Vallahi. Ben kendiniz bu arada olmam. Allah razı sağlık olsun. Tanışmış olduk. Allah razı olsun. Beni görecek misin? Vallahi bakalım hele nasip. Dubai'ye gideceğiz. Hayır, sağ ol. Teşekkürler. Eyvallah abi. Tamam. Hayırlı işler. Siz can. Teşekkürler, sağ ol abi. Eyvallah. Sağ olasın. Bu el işçiliği, el sanatları, bakır makır olayında Antep iyidir yani, bir numaradır. Bak ahşap işçilikte falan da çok iyiler. Aynen. Burası hep böyle eski iş yerlerinin, Antep'in ilk yerleşim yerlerinin oluştuğu merkez diyebiliriz aslında arkadaşlar. Bakın dayım burada ciğer kavurma pişirmiş. Ciğer kavurma burada, tabii. Ciğer kavurma. Bu Antep'e özeldir. Karaciğer değil bu. Akciğerden yapılır abi. Beyaz ciğer. Tabii inanılmaz bir tadı var. Evet. Bunu birazdan deneriz diğer oturacağımız yerde. Bak tespihçiler, kehribarlar, gümüşler falan. Bir bakalım hele buradan, böyle bir bakalım nasıl. Çok güzel taşlar var yani. Evet. Erzurum'da falan çıkıyor galiba değil mi kehribar? Yok, kehribar değil. Oltudaşı Erzurum'da çıkıyor. Oltu mu çıkıyordu evet. Orada? Kehribar Ukrayna, Rusya. Ha, Dominik'te de var, Dominik'te. Aynen, Dominik, Dominik. Ben gittim orada, Dominik'te mavi kehribar evet. Vardı. Aynen. Evet, Fuat abi. Şimdi seni şeye getirdim. Tarihi Zincirli Bedesten. Nere burası? Zincirli Bedesten. Zincirli Bedesten. Aynen, 300 senelik bir çarşı burası. Vay burada. Be. Hadi bir turlayalım. Bismillah diyelim, öyle bir ileriye doğru geçelim. Seversin sen böyle tarihi yerleri. Evet, severim ben. Eski şeyler olsun, tarihi aynen. Şeyler olsun. Gerçekten de seviyorum. Restore ettiler burayı. Komple yenilediler böyle. Harika bir yer olmuş. Güzel bir yer ama. Evet. Gerçekten de güzel bir yer. Nasıl oldu çarşıyı? Vallahi muazzam bir şey abi. Harika Antep'te bir çarşı. Belediye harbiden çok çok iyi çalışıyor. Bu gibi yerleri falan yeniliyorlar abi. Çok Fatih böyle... Için. Harika bir çarşı gerçekten de. Güzel bir yer. Güzel dükkanlar var bayağı bir. Evet. Taco, rako, rico Gaziantep'te. Taco, rako, rico diyoruz. Gaziantep'teyiz. Evet abi. Bak bunlar da yöresel ayakkabılar Fuat abi. Antep'in. Evet. Deriden yapılıyor. Yemeni İsmi diyorlar. İsmi ne bu ne? Yemeni. Yemeni. Tabii deriden yapılıyor abi. Çarık değil yani. Yok. Çarık farklı. Bunun, çarık bunun bir değişiği. Aynen, çarık farklı abi. Aynen. Çok güzeldir ama sıcak tutar ayağı falan bayağı. Süperdir, belli. Terletmez. Aynen, aynen. Bunlar da kadın için komple deri abi. Tabana. Tabii komple. Komple alt, deri. Üst, yani. Alt deri üst. Alt ve üst komple deri. Çok güzel yani. İşçiliği zor bayağı bunun. Evet. Elde yapıyorlar bu arada bunları genelde. Gerçi şimdi fabrikasına geçmiş olabilirler de. Önceden vallahi eldeydi. Süper yapmış adam. Şimdi bakıcılar çarşısının olduğu yere geldik. Burası bakırcılar çarşısı. Aynen. Evet. Bak bu tepsilerde fırın yemeği falan yaparlar burada Fuat abi meşhurdur. Fırın yemeği dün mi? Dün yemiştik ya tepsi yemeği. Ha evet evet. Bunlar evet. Da yaparlar işte. Şimdi benim aklım almadığı 12 dakikada çıkardı adam. Ha, nasıl oldu bu? Odun ateşi abi 500 derece fırın. Vay be. Hemen pişiyor. 10-12 derecede hemen yemeği tabii. Yapıp bize veriyor. Temiz.
Nasıl buldun bakırcağı şarjısını? Abi zaten Antep bakırıyla, baklavasıyla, işlemesiyle meşhur olan bir kentimiz yani. Güzel ama değil mi? Ya, tabii 10 üzerinde 10 kardeş. Büyük yani bir de bayağı. Evet. Baksana abilerimiz ne abi, güzel ne şeyler. Neler neler. Ne misiniz? Güzel şeyler var içinde. Şurada antikalar mantikalar böyle hediyelik eşyalar. Evet. Şamlarına bakın çok güzel. Vay be. Abim hayırlı işler. Selam aleyküm. Çok güzel şeyler var. Evet. Gerçekten de. Adalet mülkün temelidir arkadaşlar. Aynen. Burası da Almacı Pazarı Fuat abi. Almacı? Pazarı. Burası aynen. Almacı Pazarı. Aynen. Eski böyle işte. Şu an Almacı Pazarına giriş yapmaktayız. Bakliyatçılar, baharatçılar falan var. Bakalım burada. Baharatçılar, bakliyatçılara bir bakalım hele. Baharat, bakliyatçılar. Fıstıktır, salçadır. Nasıl bir var abi? Fiyatlar uygun ama burada İstanbul'a göre. Aynen tabii canım. Zayıflamışsın ha sen. Ya vallahi maşallah senle benden eksik kaldığın yok İbo. Senden çıkarmışsın karar. Şimdi kendini bana anlatma karar. Evet. Sen baklavasız yaşayamazsın. Doğru söylüyorsun. Yani. Şekerimiz düştü yemeği yedim, ondan sonra tatlı yiyelim. Tabii ya. Hatırlıyorsun şeyde acıkmıştım bir darandın peş peşe yedin. Ha Bosna'da. Aynen. Bosna'da acıkmıştım peş peşe. Ne güzel ama değil mi çarşılar falan? Abi süper ya. Esnaf mükemmel. Aynen. Kolay gelsin. Sağ olun. Eyvallah abi. Kolay gelsin abi. Eyvallah. Teşekkür ederiz abi. Saygılar. Kolay gelsin. Hayırlı işler abi. Eyvallah. Teşekkür ederim. Eyvallah. Fuat Usta'yı tanımadın mı sen? Kolombiyalı Fuat Usta dönerci. En son şey değil mi? Afrika'daydın. Evet. Ha Afrika'daydın ben. YouTube'da. Eyvallah. Kolay gelsin abi. Teşekkürler. Sağ olun. O zaman da video yapmıyorsun. Ben de bayağıdır video yapmıyorum ama Dubai'de peş peşe gelecek. Değil mi? Aynen tabii. Dubai'de iki tane var benim tanıdık. Onlar yapacaklar. Açılışa da geleceğiz. Evet. Açılışa da geleceğiz. Şuradan girelim şu kemikli bedestenin. Burası da en eski çarşılardan bir tanesi Fuat abi. 304 senelik. Beryen. Az beryen içelim iki aynen, tane. Aynen tamam. Bir de Antepli lahmacunu yiyelim sarı sarı. Tamam. Ondan sonra kebaba gideriz. Olur. Sonra lahmacuna gideriz. Sonra bir daha kebap yeriz. Bu kadar şeyi nasıl yiyeceğiz ben onu ayrıldım. Hepsini yeriz gel baba. Metanet'e geldik. Antep'in en eski lokantalarından bir tanesi burası arkadaşlar. Eyvallah teşekkür ederiz. Sen Antep'e daha önce geldin mi Fuat abi? Ya çoktan eskiden gelmiş. Yapma ya. 25-30 yıl önce. Şu olay, beyran diyoruz buna biz. Çorba gibi gözükebilir, çorba değil. Çorba derseniz büyük olay çıkar abi. Kendim de bir Antepli olduğum için. Yemek abi. Beryem. Aynen. Bu da bir yemektir. Beyran. Evet. Şifa ya. Güzel. Vallahi şifa. Kış günlerinde antibiyotik. Nasıl beğendin mi? Güzel. Koronanın ilacı. Aynen. Antibiyotik. Lahmacun da söyledik Fuat abi. Buran lahmacunu farklıdır diğer şehirlerden. Antep dedim mi? Antep lahmacunu abi. Böyle sarımsaklı. Bizimkinde sarımsak var. Burada sadece sarımsak. Soğan koymazlar. Sizinki sarımsak. Tabii. Bizim sarımsak, soğan, domates, sarımsak. Maydanoz evet. Ve kuzu eti var içinde. Aynen. Müsaadeniz gerçekten efendim. De güzel. Biliyorum canınız çekiyor lütfen. Aklınızı helal edin, özür diliyoruz hepinizden. Hangi şehirde olursanız olun, 1,5 saat uçak mesafesiyle Gaziantep'e gidebilirsiniz. Of. Oh. Fuat abi mükemmel Fuat abi. Gerçekten de çok beğendim İbrahim. Değil mi? Evet. Fuat abi dün akşam geldi aslında. Biz onunla gezdik biraz. Dün de bayağı yemek yedik. Hepsi birbirinden güzeldi değil mi? Biri birinden güzeldi. Hepsi de güzeldi. Şu lahmacun için var ya, ülke değiştirilir. Eyvallah abi, Fuat abi. Ayran servisimiz de böyle efendim. Ooo, üzme yoğurttan. Kıvam biraz yoğun. Ayran tasta geldi. Aynen.
Bakalım ayran nasıl? Hizmet on numara. Nasıl? Vallahi ayranı da güzel. Evet Fuat abi, nasıldı yemek baba? Abi yemek gerçekten de çok güzeldi. 10 üzerinden kaç puan verirsin? 10 üzerinde 10 veriyorum. Yapma ya. Aynen. Beryan gerçekten. Beyran'la lahmacun hangisini sevdin en çok? Vallahi birbirinden güzel kardeşim. Antep'in hakkını yememek lazım. Birbirinden güzel. Bu videoyu buradan kapatalım o zaman. Buradan Antep'te olan Elazığlılara canı gönülden selamlarımızı gönderiyoruz. Antep'te olan Elazığlılara taco, rako, rico diyoruz. Elazığlılara selam gönderiyoruz. Eyvallah, adamsın abi. Evet arkadaşlar, bu bölümümüzün de sonuna geldik. Buraya kadar izleyip değer verip bizlere vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Gaziantep'ten, doğduğum memleketten herkese selamlar, saygılar, sevgiler efendim.